Bugün size sosyal medyada başarılı olan kişilerin ve şirketlerin birazcık yol haritasını anlatacağım. Bu şirketler, bu kişiler neden bu kadar başarılı? Mesela sosyal medyada siz görürsünüz bir kişi ama milyonlarca takipçisi var veya bir şirket gene milyonlarca takipçisi var ve inanılmaz derecede etkileşim alıyor veya bir şirket durmadan önünüze çıkıyor. Buradaki en önemli nokta reklamın devamlılığı ve kaliteli içeriktir. Neden reklamın devamlılığı ve kaliteli içerik? Sizin bütçeniz çok fazla da olabilir, çok az da olabilir. Bütçenizin devamlılığı olacak şekilde bir finansal tablo oluşturursunuz. Dersiniz ki benim reklamım günlük 200 lira ve sadece 200 lira reklam verirsiniz. Veya dersiniz ki ben sadece Instagram'da olacağım, sadece TikTok'ta olacağım. Bütçenize göre oralarda da bir şey yapabilirsiniz veya da bir kişisiniz diyorsunuz ki ben sadece Instagram'da veya sadece YouTube'da olacağım. Oradaki kitleye oynayacağım. Bu anlamda siz bütçenize göre daha fazla pazar yeri de seçebilirsiniz. Daha az pazar yeri de seçebilirsiniz ama en önemli şey buradaki en önemli ipucu altını çizerek söylüyorum. Reklamın devamlılığı ve içeriğin kalitesi. Bu ikisini oluşturduğunuz zaman kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şekilde sıkıntı yaşamazsınız ve devamlılığınız olur. Eğer siz bir şirketseniz ve Trendyol'da, Amazon'da veya Etsy'de satıyorsanız burayı destekleyen sosyal medya mecraları vardır. Yaratıcı konsept, reklamda devamlılık ve yaratıcı içerik. Eğer bunları yaratamıyorsanız da influencerlardan destekler alabilirsiniz. Veya diyelim ki siz Amazon'da satacaksınız veya Etsy'de satacaksınız. Burada kesinlikle mesela Etsy'yi en fazla destekleyen platform Pinterest'tir. Eğer siz Shopify'da kendi web sitenizde satacaksanız ki ben her zaman söylüyorum yurt dışına ihracat yapacaksanız, e-ihracat yapacaksanız sizin sadece sadece bir yolunuz var Shopify. Sakın Türkiye'deki softlarla vakit kaybetmeyin. Bir yere sizi uzun vadede ve kısa vadede vardırmayacaklardır. Çünkü onların motoru TOFAŞ. Sizin bir BMW motoruna ihtiyacınız var. Siz Amerika'ya, Avrupa'ya, gelişmiş ülkelere gidiyorsunuz ve orada önemli rakipleriniz var. Ama zamanla tabii ki Türkiye'deki soft firmalar da bu anlamda eğer başarılı olduklarını iddia edebiliyorlarsa buraya da onları konu kalacağız. Kendilerini savunacaklar, anlatacaklar. Biz de onları kitlemize seve seve tavsiye edeceğiz. Biz bundan çok çok mutluluk duyarız. Benim için en önemli sosyal medya mecrası YouTube. Ben niye YouTube'u seçiyorum? Gerçek bir haberi kaynağından veren mecra YouTube. Ve biz YouTube'da görsel ve sözel olarak size bir şeyi nasıl yapmanız gerektiğini anlatıyoruz. Ama bir marka için bu Instagram mıdır veya Pinterest midir? Marka buna karar verecek ama Türkiye'de operasyon yapıyorsa bu kesinlikle Instagram'dır. Çünkü Türkiye'de Instagram'ın bilinirliliği çok fazla, kullanımı çok fazla. Ama dediğim gibi doğru içerikler, doğru konseptler, devamlı reklamla beraber ve doğru bütçe yani siz mutlaka bugün 10 bin lira, yarın 1000 lira verirseniz Orada bir devamlık söz konusu olmaz. Bir rakam belirleyeceksiniz ve devamlı orada devam edeceksiniz. Ve bu işin başındaki kişi de bu noktada nereden ne trafik almış, ne kadar takipçisi artmış bunu kesinlikle görecek. Size bir anda bot olarak 10 binlik hesabınızı 100 bine getiren şeylere kesinlikle tenezzül etmeyin. Bunlara tenezzül ettiğinizde zaten bunların bot mu veya başka şekilde mi gelip gelmediğini farklı araçlarla herkes görebiliyor. Size biri reklam verecekse veya sizinle bir şey yapacaksa bu araçlarla zaten sizin hesabınızın içini çok rahatlıkla hem YouTube'da hem de farklı sosyal medya ağlarında görecektir. Sizi kesinlikle organik ortamdan uzaklaştırır. Bu anlamda kesinlikle bunlara girmeyeceksiniz ve bununla beraber siz bir tanıtım web sitesi de yapsanız, bir tanıtım sosyal medya mecrası da kursanız, sizin sadece tek bir hedefiniz var, ürün satmak. Ürün satmayan hiçbir firma yaşayamaz. Siz bunu firma sahibi olarak veya firma yetkilisi olarak önünüze alacaksınız. Bu size ne getirmiş? Sizden ne götürmüş? Ne kadar satış getirmiş bu hareketler? Ne kadar takipçi getirmiş? Bunların hepsini bir şekilde muhasebe edeceksiniz ve siz bütçenizi arttırmak veya azaltmak noktasında bunu böyle karar vereceksiniz. Bir başka önemli konu da tabii ki özel günlerde ve sizin sezonsallığınız varsa sizin tam sezonunuzda daha fazla reklam vereceksiniz. Oraya çok önemli görseller hazırlayacaksınız ve oraya gerçekten çok iyi hazırlanacaksınız. Hem ürün olarak hem içerik olarak bunu yaptığınız zaman zaten sizin satışlarınız ister istemez çok daha fazla pozitif bir hal alacak. Bununla alakalı en önemli şey tabii ki bu videoları izleyin ama gidin rakiplerinizi izleyin. Rakipleriniz neler yapmış? Social Blade ve bunun gibi araçlarla rakiplerinizi inceleyin. Türkiye gibi yerlerde çok büyük rakipleriniz yok. Zaten rakipleriniz aşağı yukarı 10-15 tane çok çok düzgün rakibiniz olur ve siz doğru bir stratejiyle bu rakipleri aşabilirsiniz. Tabii ki buradaki en önemli şey gene buraya geliyorum. Siz eğer Etsy'den, Amazon'dan veya farklı pazar yerlerinden ürün satmak istiyorsanız siz kesinlikle sosyal medya mecralarından oralara yönlendirmeler yapacaksınız. Eğer sizin bir Shopify web siteniz varsa gene dediğim gibi Pinterest'ten Instagram'dan oralara yönlendirmeler yapacaksınız ve aynı zamanda bu web sitenin de reklamını yapacaksınız. Hem farklı pazar yerlerinde sitenize getireceksiniz hem de sitenizin sosyal medyada reklamlarını yapacaksınız. Trend yol. Trend yolun taktiği sosyal medyada var olmak ve influencer'lara kendi reklamını yaptırmak. Netflix samimi ve etkileyici sosyal medya kullanımı. Getir pandemiden olumlu etkilenen nadir şirketlerden biri, aynı bizim şirketlerimiz gibi, aynı e-ihracatçılar gibi. Mesela Mercedes çok fazla ankete önem veriyor ve bu anketlerle beraber yaptığı bütün paylaşımlarda nostaljiye gidiyor. Yani bizim geçmişimizi bize hatırlatıyor. Geçmişteki klasik araçlarla bizi nostaljiye götürüyor. Diyelim ki siz bilinirlik yaratmak istiyorsunuz veya e-ticarette, e-ihracatta satış yapmak istiyorsunuz ama bütçeniz az. Gene dediğim gibi doğru içerikler ve devamlı reklamlarla gerçekten çok doğru bir yere geleceksinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere bay bay.